Stres bugün artık herkesin başındaki en büyük dertlerden bir tanesi. Bu derdin aşılabilmesi için de yapılması gereken birkaç şey var. Bunlardan bir tanesi duyguların yönetimi. İsa'dan 2000 yıl öncesinde Rig Veda diye bir adam Hindistan'da, orada peygamber adıyla veya tanrı adıyla aslında geçebilen mahalle tanrılarından bir tanesi diye söyleyebiliriz. Rig Veda, insanların zihinleri, bedenleri ve duygularının tek bir sistem olduğunu söylüyor. Bundan yaklaşık 100 yıl öncesinde modern tıp da bunu kabul etti. Hala kabul etmeyenler de var ama stresin bu kadar önemli olduğu artık ortaya çıktı, aşikar. Buradan hareketle de insanların özellikle duygularını yönetebilir hale gelebilmesi için en temel şeylerden bir tanesi ifade becerisinin gelişmesi gerekiyor. Bunun da yöntemlerinden bir tanesi, özellikle çok önerdiğimiz bir şey, koçluk yaptığım insanlara çok öneriyorum bunu, drama kurslarına katılmak. Drama programları insanların duygularını daha rahat ifade edebilmeleri, öfkelerini ortaya koyabilmeleri açısından çok önemli şeylerden biri. Bu işin bir boyutu. Duyguları ifade etmek dışında çok önemli şeylerden bir tanesi spor yapabilmek, egzersiz yapmak. Satışçılar stresle farklı stres kaynaklarıyla karşı karşıyalar. Yaptığımız araştırma, 2007-2009 yılı arasında yapmış olduğumuz bir araştırmaya göre insanlar, özellikle satışçıların %68,7'si baş ağrısından şikayetçi. %60'ı boyun tutulması ve kulunçtan şikayetçi. %54 civarında insan, 54'ün biraz daha küsuratı var ama %54'ü diyor ki benim özellikle bağırsak gürültüleri, gurultuları ile ilgili ya da sindirimle ilgili sorunlarım var. Bunlar psikosomatik rahatsızlıklar adıyla geçiyor. Bu rahatsızlıkların aşılabilmesi için en temel şeylerden bir tanesi iş ve özel yaşam dengesinin sağlanması. Bunlardan bir tanesi akıllı telefonlara belirli bir saatten sonra bakılmaması. Cep telefonunun belli bir saatten sonra kapatılması, kişinin kendisine daha fazla zaman ayırmasının özellikle sağlanması gerekiyor. İş işte kalmalı. Müşterileri de bu şekilde yönetmeli ve satışçı asıl öğrenmesi gereken temel şeylerden biri hayır diyebilmek. Hayır demenin genellikle müşteriyi kaybedeceği düşünceleri var ama aslında öyle bir durum yok. Dolayısıyla hayır diyebildikçe özgüvenleri yerine gelmeye başlayacak, daha fazla müzakere edebilecekler müşterileriyle ve diğer taraftan da sağlıklarını tekrar geriye kazanmaya başlayacaklar. Bunu denediğimiz için, koçluk yaptığımız insanlar üzerine gördüğümüz için çok rahatlıkla aslında söyleyebiliyoruz.